arasında bulunuyorlar. Adeta seçim olsa hemen kazanacaklar ve iktidara gelecekler gibi bir millet ittifakı dedikleri ortaklığın böyle bir ruh halindeler. Ben bu ruh halinin yanıltıcı olabileceğini, en azından tedbiri elden bırakmamak gerektiği kanısındayım. Şundan dolayı çok doğal bir ülkede, ne bileyim ben, Batı Avrupa demokrasisinin egemen olduğu bir ülkede herkes sandığa girecek, sandıklar açılacak, çıkan oylara bakılacak. Tamam, şu kazandı, bu iktidarda, bu da muhalefette. Hayır, böyle olmayacak. Şu anda var olan iktidar çok büyük bir talan ve bir yağma ekonomisinin tadını almış vaziyette. Keza siyasal İslam 1826'dan beri, 2. Mahmut'tan beri siyasal iktidardan uzaklaştırılmış bir güç. Ve bugün 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle siyasal İslam bir daha iktidara geldi 200 yıl sonra. Bunu kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Türkiye'de bugün tarikatların, cemaatlerin aldıkları yola bakarsak eğer, elde ettikleri imkanlara, mali imkanlara özellikle bakarsak, keza iktidarın küçük ortağı MHP'nin hiçbir marifeti, kalifikasyonu olmayan tosunlar dediğim benim genç kadrolarına, ülkücü gençlik diye de anılıyor onlar. Bunlara iş buldu. Polis olarak, bekçi olarak, ne bileyim ben, özel harekatçı polis olarak falan iş buldular. Bu imkanlardan mahrum kalmak istemezler. Bütün bu büyük çıkar ilişkisi her anlamda, kültürel, ekonomik, siyasal çıkar ilişkisi iktidarı bırakmamak için her şeyi yapabileceklerinin göstergesidir. Meral Akşener olayı da bu konuda bizleri uyaran çok değerli bir olaydır. İyi ki oldu diyeceğim neredeyse. Çünkü önümüzdeki olası bir seçim arifesinde neler olabileceğini biraz bu ülkeyi tanıyanlar tahmin edebilirler. Bu saldırıdır, galeyana getirilmiş kalabalıklardır, bu hukuk sistemi eliyle işlenecek hukuk cinayetleridir. Bu İstanbul yerel seçimlerinde gördüğümüz gibi olmadı, bu seçim olmadı, bir daha yapacağız, bir daha yapacağız, bir daha yapacağız gibi. Bunu yerilen pehlivan güreşe doymazmış matrak atasözüyle cevaplamak yetmez. Tam tersine, bunlar yenilmeye razı olmayacaklardır. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Bu nasıl önlenir? Bir takım eskide kalmış, müzelik olmuş, ulusalcı dediğimiz güçler belki bir askeri darbeden filan umut beslerler. Ama biz biliriz ki o darbeler onları değil, gelir bizi vurur. Bizim arkadaşlarımızı asar, öldürür, hapseder, işkence eder. O yüzden bu ancak büyük bir kitlesel hareketle, çok büyük kitlelerin basıncıyla, onun önünde hiç kimse duramaz. Hiçbir iktidar duramaz. Bugünkü iktidar da duramaz. Öyle bir kitlesel hareketin Türkiye'de doğması, doğmaktan da öte fışkırması lazım. Bu mümkün mü? Bence mümkün ve bu konuda bir takım arayışlar olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki günlerde umarım ve dilerim bu olumlu evreler verir. Yoksa seçim bir kurtuluş değil, seçime giden süreç ülkeyi daha da uçurumun dibine itecek bir süreç olabilir. Sayın Engin, seçim güvenliğinden bahsettiniz, kitlesel hareketlerden bahsettiniz. Evet. Peki bu durumda aslında neyi kastettiğinizi biraz belki de açıklamak gerekir. Muhalefete midir çağrınız, kimedir çağrınız? Muhalefete bir çağrım yok. Muhalefeti bu kitlesel hareketlere kulak verecek, onların talepleri üstüne gidecek. Parlamentoda AKP veya MHP sözcüleriyle laf yarışına girmeyi muhalefet sanmayacak. Çok ciddi bir kitle hareketinin parçası olabilecek bir çağrıdır. Çağrı bile değil. Bunu sağlamak önemli. Bakın, yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır. İran'da İran Şahı'nın başında olduğu, yeryüzünün en kanlı istihbarat örgütlerinden birinin, başta SAVAK örgütünün, yani gizli servisin başta olduğu, ordunun paraya doymuş, o yüzden de uşakçasına Şah'a bağlı olduğu bir İran vardı. Kitleler hiçbir silah kullanmayan, hiçbir şiddet kullanmadan sadece kitlelerin gücüyle Kum kentinde başlayıp bütün İran'ı, Şiraz'ı, Tahran'ı
kucaklayan o büyük kitle hareketleriyle yenilmez sanılan şah gümbür gümbür devrildi. Savak denen korku yaratan örgüt kaçacak delik aradı, çoğu da bulamadı. Ama onun sonunda İran'da Mollaların kurduğu siyasal İslam rejimi kuruldu. Ben oradan ne çıktığını tartışmıyorum. Kitlelerin gücünün en güçlü iktidarları, en zalim iktidarları, en diktatoryal gücüne güvenen iktidarları devirebileceğinin altını çizmek istedim. Onlarca örnek var. Arap Baharı, Tunus'ta yıkılmaz sanılan Burgiba mirası rejim, Arap Baharı'nda bir patlayan kıvılcımın bütün kitleyi sarmasıyla gümbür gümbür yıkıldı. Mısır'da ancak darbeyle önünü durdurabildiler Arap Baharı'nı. Dolayısıyla kitlesel bir hareket Türkiye'de mümkündür. Ve bu hareket muhalefet partilerini de abdest tazelemeye yöneltecektir. Mesela eğer bir seçim olacaksa HDP'yi dışında bırakan bir muhalefet ortaklığı baştan yenilgiyi kabul etmiş demektir. Bunu görmemek için kör ya da budala olmak lazım. Ancak kitleler bunu gösterebilir. Hey hey kendinize gelin diye sarsabilir muhalefeti. Yoksa kendi kendine muhalefetin CHP'siyle, İYİ Partisi'yle, ne var ötekiler işte Deva Partisi, Gelecek Partisi'yle bunun hiç farkında değilmiş gibi davranıyorlar. Oysa bunun faturası onlara değil, Türkiye'ye çıkacaktır. O yüzden muhalefeti dürtmenin de ötesinde kendinize gelin, ne yapmanız gerektiğini bakın kitleler size söylüyor diyecek bir halk hareketi, bir kitle hareketi, demokrasi talebi yükselten bir kitle hareketi bence çok çok önemli ve bu başarılabilir. Sayın Aydın Engin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için.